Tarih boyunca savaşların kaderini değiştiren anlar vardır. Barutun icadı, tankların sahaya sürülmesi ya da ilk jet uçağının gökyüzünde buluşması gibi. 30 Kasım 2025 sabahı yani bu sabah Sinop semalarında yaşananlar işte tam da böyle bir andı. Bugün sadece bir füze ateşlenmedi. Bugün havacılık tarihinin sayfaları kapandı ve yepyeni bir cilt açıldı. Bak yeni bir sayfa demiyorum. Yepyeni bir cilt. Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma dünyada ilk kez kendi radarı ve kendi otonom sistemleriyle jet motorlu bir hava hedefini görüş ötesi bir füzeyle vurarak imha etti. Bugün bu tarihi testin perde arkasına, kullanılan teknolojilerin derinliklerine ve bunun dünya dünya askeri dengeleri için ne anlama geldiğine detaylıca bakacağız. Bilim kurgu filmlerinde gördüğünüz tarzda fütüristik savaşlar artık bir senaryo değil, somut bir gerçeklik. Olayın teknik detaylarına girmeden önce bu sabah Sinop açıklarında tam olarak ne yaşandığını anlamamız gerekiyor. Test sıradan bir atış denemesi değildi. Adeta gerçek bir hava çatışmasının yani bir ip dalaşının provasıydı. Merzifon 5. jet Üssü'nden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları Kızıl Elma ile buluşarak bir kol uçuşu gerçekleştirdi. Bu görüntü bile tek başına çok şey anlatıyordu. İnsanlı ve insansız uçaklar omuz omuza aynı görev için havadaydı. Kızıl Elma'nın görevi netti. Senaryo gereği sahaya giren ve düşman uçağını simüle eden yüksek hızlı jet motorlu bir hedefi bulmak ve yok etmek. Bu noktada en kritik detay şuydu. Kızıl Elma bu hedefi vururken yerden bir operatörün joystickle nişan almasını beklemedi. Kendi burnundaki yerli üretim radarla hedefini buldu. Takip etti ve tetiği çekti. Sonuç tam isabet. Jet motorlu hedef uçak Karadeniz'in serin sularına gömülürken dünya havacılık literatüründe de insansız hava harbi kavramının tanımı tamamen değişti. Yani Türk savunma sanayinin bugüne kadar elde ettiği en büyük başarılardan birine şahitlik ettik bugün. Bu başarıyı mümkün mümkün kılan 3 temel teknolojik sütun var. Bunları tek tek inceleyelim. Çünkü her biri kendi alanında bir mühendislik harikası. İlk sütun elbette Bayraktar Kızıl Elma. Onu daha önceki sihalardan ayıran temel özellik bir uçak gibi davranması. Pervaneli, yavaş ve hantal değil. Jet motorlu, agresif manevralar yapabilen ve en önemlisi düşük radar görünürlüğüne sahip bir platform. Bu testte Kızıl Elma sadece bir taşıyıcı değil, aynı zamanda kararı uygulayan bir avcı rolündeydi. İkinci ve belki de en kritik sütun Murat Ayasa radarı. Bir savaş uçağının gözleri radarlarıdır. Klasik mekanik radarların aksine Aselsan tarafından geliştirilen Murat Aesa radarı elektronik olarak yönlendirilen binlerce küçük gözden oluşuyor. Bu teknoloji Kızıl Elma'ya aynı anda yüzlerce hedefi takip etme, elektronik karıştırmaya direnme ve çok uzak mesafelerden görülmeden görme yeteneği kazandırıyor. 30 Kasım'daki testte hedefi bulan ve kilidi atan işte bu yerli gözlerdi. Bir insansız uçağı bu seviyede yani F-16 özgür veya Kaan seviyesinde bir radar takmak oyunun kurallarını değiştiren asıl hamle diyebiliriz. Ve üçüncü sütun Gökdoğan füzesi. TÜBİTAK SAGE mühendislerinin imzasını taşıyan Gökdoğan görüş ötesi sınıfı bir füze. Yani pilotun gözüyle göremediği kilometrelerce ötedeki hedefleri vurmak için tasarlandı. Bu füze aktif radar arayıcı başlığa sahip. Yani fırlatıldıktan sonra bir süre kızıl elmadan veri alıyor. Hedefe yaklaştığında ise kendi üzerindeki minik radarını açıp pitbull moduna geçiyor ve hedefe kilitleniyor. Bu kızıl elmaya ateşte ve unut yeteneği kazandırıyor. Uçak füzeyi attıktan sonra arkasını dönüp gidebilir. Füze hedefini kendi olacaktır. İşte bu müthiş üçlü bir araya geldi ve bugün şahit olduğumuz büyük başarıyı ortaya çıkardılar. Peki bu test neden dünyada bir ilk? Daha önce Amerikalılar veya Ruslar ya da Çinliler bunu yapmadı mı? Cevap hayır. Bu şekilde yapmadılar. Havacılıkta kill chain yani imha zinciri dediğimiz bir süreç var. Bu takip et, hedefle ve vur. Daha önce ABD'nin MQ-9 Reaper gibi ihyaları hava hava füzeleri ateşledi. Ama bunlar genellikle ısı güdümlü, kısa menzilli füzelerdi ve hedefler basit dronlardı. Bugünkü testte ise Kızıl Elma jet motorlu hızlı bir hedefi, radar güdümlü bir füzeyle vurdu. Süreç şöyle oldu. Hedef uçak ki bu muhtemelen TUSAŞ'ın geliştirdiği yüksek hızlı süper şimşek veya benzeri bir jet hedefiydi. Sahaya girdi. Kızıl Elma'nın burnundaki Murat radarı hedefi kilometrelerce öteden tespit etti. Yapay zeka destekli görev bilgisayarı hedefin rota sını ve hızını hesapladı. En uygun atış anına karar verdiğinde Gökdağ'ın füzesini ateşledi. Buradaki mühendisliğin zorluğunu bir hayal edin. Kızıl elma insansız, hedef insansız, füze insansız. 3 robotik sistem ses hızına yakın süratlerde saniyeler içinde haberleşip karar veriyor. Füzenin uçaktan ayrıldığı anda oluşan sarsıntıyı otopilotun dengelemesi, veri bağının kopmaması, radarın kilidi bırakmaması bunların hepsi milisaniyeler içinde kusursuzca gerçekleşmek zorunda ve gerçekleşti. Tabi biz kıyası severiz ve bu başarıyı bir bağlama oturtmak için rakiplere bakmak lazım. İnsansız savaş uçağı yarışında yalnız değiliz ama şu an en ön sıradayız. Amerika Birleşik Devletleri XQ-58 Volkair projesiyle benzer bir yolda. Ama açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Volkair henüz kendi üzerindeki entegre radarla jet motorlu bir tehdide karşı canlı bir amram atışı yapıp imha etmedi. Henüz buna dair kanıtlanmış bir veriye sahip değiliz. Genellikle veri bağı testleri veya simülasyonlar yapıyorlar. Avustralya'da Boeing'in geliştirdiği MQ-28 Bat var. Çok yetenekli bir sadık kanat adamı. Ama onların takvimine göre canlı füze atış testleri 2025 sonu veya 2026 başı için planlanıyor. Ki bunlar daha erken atış testleri. Türkiye bugünkü testiyle bu takvimin önüne geçmiş oldu. Hem de bayağı bir önüne. Rusya'nın S-70 Okotnik projesi var. Ama sancılı bir proje. Hatırlarsınız 2024 sonlarında Ukrayna üzerinde kontrolden çıkan bir Okotnik bizzat ona eşlik eden Rus Su-57 uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü. Bu olay Rusların henüz insansız sistemlerin güvenirliği ve kontrolü Kontrolü konusunda kat etmesi gereken çok yol olduğunu gösterdi bize. Bunların yanında bir de Çin'in GEC-1 hayalet ihası var ama Çin projeleri kapalı kutu. Ne kadar otonom oldukları, gerçek bir radar güdümlü atış testi yapıp yapmadıkları konusunda şeffaf veriler yok. Türkiye'nin farkı burada ortaya çıkıyor. Canlı test, şeffaf sonuç ve operasyonel bir mühimmat. Çin'in Wing-Long ihalarının Türk ihaları karşısındaki zayıflığını da düşünürsek gerçeği zaten tahmin etmekte çok zor değil. Peki bu testin askeri doktrinler açısından anlamı ne? Neden herkes Doyle Wingman yani sadık kanat adamı kavramından bahsediyor? Bir F-16 veya 35 pilotunu yetiştirmek yıllar alır ve milyonlarca dolara mal olur. Uçağın kendisi 80-100 milyon dolar bandında. Ama kızıl elma gibi sistemler insanlı uçaklara kıyasla çok daha düşük maliyetli. Ve en önemlisi içinde Yan taşımıyor Sadece bu yönüyle bile bu platform çok özel. Bir de bu test gösterdi ki Kızıl Elma artık sadece yerdeki tankı vuran bir SİHA değil. O düşman savaş uçaklarına kafa tutabilen bir robot savaşçı. Artık geldiği noktada şunu diyebiliriz. Gelecekte bir Kaan pilotu riskli bir hava sahasına girmeden önce yanındaki Kızıl Elma'ya git ve şu bölgeyi temizle komutunu verebilecek. Kızıl Elma önden gidecek, düşman radarını üzerine çekecek, gerekirse Gökdoğan füzesiyle düşman uçağına vuracak. Düşman 100 milyon dolarlık uçağını çok daha ucuz ve feda edilebilir bir İHA tarafından dan vurulma riskiyle karşı karşıya bulacak. Buna maliyet asimetrisi deniyor ve savaşın ekonomik dengesini alt üst ediyor. Ayrıca bu sistemlerin TCG Anadolu gibi gemilerden kalkabildiğini düşünün. Okyanusun ortasında uçak geminizden kalkan ve hava savunma füzesi taşıyan insansız jetleriniz var. Bu Türk donanmasına mavi vatanda muazzam bir hava şemsiyesi sağlar. Yani kısacası 30 Kasım 2025 yani bugün bir bitiş değil. Sadece bir başlangıç. Kızıl Elma'nın yol haritasında daha gidilecek çok mesafe var. Sırada süpersonik hızlara çıkabilen versiyonlar. Yani Tf6000 motorlarının entegrasyonu ve yapay zeka ile it dalışı yeteneklerinin geliştirilmesi var. Bugün uzak mesafeden füze atan Kızıl Elma yarın yakın hava muharebesinde insanlı uçaklarla manevra yarışına girecek. Sonuç olarak bugün bir defa daha kolayca ve gururla diyebiliriz ki Türkiye savunma sanayinde takip eden değil oyun kuran ülke konumuna yükseldi. Önce bir pozisyona geldi. Bu alanda Türkiye dünyayı takip etmiyor. Dünya Türkiye'yi takip ediyor artık ve bugün bir tabu yıkıldı. Kızıl Elma'nın Sinop semalarında ateş ediyor o füze sadece bir hedef hedef uçağı vurmadı. İnsansız uçaklar hava savaşı yapamaz ön da tam isabetle vurdu. Bugün asla unutmayın. Çünkü havacılıkta kartlar yeniden dağıtılıyor ve bu masada Türkiye'nin elinde artık çok güçlü bir koz var. Kızıl elma. Allah'a emanet olun.